Vaktiyle bir kabile, ortalık fena karışmış. Hani her taraf yangın yeri, başka kabilelerden falan saldırı var. Kısa bir süre sonra belki de kabile hepten yok olacak. Ortalık fena bir şeyde karışmış. Neyse birkaç tanesi diyor ki ya böyle olmayacak bu iş. Madem öyle biz kaçıp gidelim buralardan diyor. Hani buraları terk edelim. Aralarından bir kısmı buna ikna oluyor. Bir kısmı böyle yarı ikna, tam ortada kalıyor falan ama bir şekilde develeri ayarlıyorlar. Aileleri yanlarına alıyorlar. Böyle tanıdık birkaç kişi, eş dost. Hep beraber hadi gidelim yola, kurtulalım buralardan. Paramız da var falan. Yola düşüyorlar. İçeriden birkaç tanesi durumdan ama birazcık rahatsız böyle. İlerleyen kısımda böyle biraz yürüdükten sonra ya bir durun diyor ya, bir şeyler eksik, bir şeyler eksik falan diyor. Herkes böyle maddi düşünüyor. İşte sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar. Hiç eksik yok. Çoluk çocuk, anne baba işte tamam hepsi burada. Paralarımız da burada. Develeri de doldurdu falan. Yola devam ediyorlar geri. İkinci defa bir kez daha ya ne olur bir durun. Ya durun diyor ya. Ben diyor bir huzursuzum diyor. Bir gariplik var bu işte falan. Yeniden oturup konuşuyorlar. Hani bak böyle böyle orada durumlar falan. Yeniden bir ikna etme süreci. Yola bir kez daha düşülüyor. En son artık üçüncüde adam artık böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya ne olur diyor Allah aşkına bir durun. Çünkü diyor biz kalplerimizi orada bıraktık. Nereye gidiyoruz biz? Yürüyen şu an sadece ayaklarımız ama diyor kalbimiz orada. Vicdanımız orada. Zihinlerimiz orada. Evet diyor şu an yakınlarımızı aldık buraya ama orada da çok tanıdıklarımız var. Orada şöyle var. Orada toprağımız var diyor. Nereye gidiyoruz biz? Hıçkıra hıçkıra oradaki birkaç kişiyle beraber yeniden geri dönüyorlar. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Hani sabahları şöyle bir bakın. Hani servislere biniyoruz değil mi? Tıklım tıklım hepimiz zaten okul servisleri çalışıyor. Bir taraftan kütüphanelere bakın. Özellikle mezun tayfa akın akın kütüphanelerde. Deneme günlerine şöyle bakın. Hepsi akın akın kurslarda denemelere gidiyoruz falan. Ama bir şey dikkat ettiniz bilmiyorum. Bazılarımızın sadece ayakları gidiyor. Kalpler falan gelmiyor. Mecburiyet adımları bunlar. Hatta ben bunun adını böyle koyuyorum. Mecburiyet adımları. Eğer bir hedefin peşinden sadece ayak giderse o hedefin peşinden kalbin gelmesi garanti değildir. Ama bir hedefin peşinden kalp giderse o ayaklar mecburen gelecektir. Hani biz hep diyoruz ya uyanamıyoruz 8 alarm 9 alarm. Acaba sadece bedenimizi kaldırmak istediğimiz için olabilir mi bu? Önce kalbi uyandıracağız burada. Önce zihni uyandıracağız. Ne olur şu videodaki amacımı şöyle düşünün. Amerika'daki, Japonya'daki, Çin'deki, Hindistan'daki. Hindistan'ı sakın küçümsemeyin ha. Şu an uzayla alakalı inanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Bizim tarafta çalışmalar biraz geri kaldı. Biz hep kendi içimizde birbirimize kendimizi kıyasladığımız için nasıl bir cümle oldu o ya? Ya anladınız siz beni. Ama bir şekilde yanlış yoldayız biz. Kalpleri hedefe çevirin ne olur. Yaşam amacını öyle bir belirleyin ki uykulardan uyanma konusunda beden uğraşmasın. Kalp çoktan uyansın orada. Ben mesela şu anda bana özel olduğu için paylaşmayacağım. Bir tane ses kaydı var. Çok sevdiğim bir konuşmanın ses kaydı. Tam böyle alarm yerini ona ayarladı. Orada resmen benimle konuşuyor sabahları. Tam saat böyle 6 civarı, 5.30 civarı alarmı kaça kurduysa orada hani müzik falan yok. Direkt o konuşmalar başlıyor. Ben de tamam geliyorum dediğim bir sistem kurdum. Beni ayağa kaldıran şey bu. Orada çünkü bir yaşam amacı görüyorum. O zaman senin için de aynı şey geçerli güzel insan. Hadi bırak artık şu durumları. Şöyle bir toparlan, bir kendine gel. Yani hocam her seferinde böyle diyorsun ama aması falan yok. Biz hani şu kar yağar ya böyle sürekli. Kar yağdığında bilirsin. Hani böyle belediye çalışanları falan şey yaparlar. Tuz atarlar, kum atarlar. Böyle bayağı bir erir o. Ama sonra ne olur? Bir daha kar. Bir daha kar. Sonra bir daha tuz, bir daha kum. Bir daha kar. Devam eder. Bir daha tuz. Bu hep böyle devam eder. Ne yani ya bu kar yağmaya devam ediyor. O yüzden biz kumdan vazgeçtik deme şansımız yok. Trafik devam ediyor. Aynı şekilde senin için de geçerli güzel insan. Ne olur her neyde sıkıntı yaşıyorsan, her neyse o bir daha tuz atmaya, kum atmaya devam et. Biz her defasında, her hafta yeniden, hatta her gün yeniden başlamak zorundayız. Hani ben diriliş hayranı bir adam bak. Diziden bahsetmiyorum. Diziyi falan izlediğimde yok. Diriliş derken böyle içsel dirilişten bahsediyorum. Bu uyanıştan bahsediyorum. Yani böyle şeyleri çok çok seviyorum. Ne olur bir yerlerine, hayatının bir yerlerine bunu yerleştir. Sonuna kadar o şekilde uygula güzel insan. Sana güvenmek istiyorum. Bu dediklerimi yapabilirsin ya. Vallahi ben de lise zamanında vallahi bunların çoğunu yapamıyordum. Sonradan sonraya başladım. Üniversite döneminde bunları başarmaya başladım. Hani yapamam zannediyordum ama yapabileceğimi anladım. Zaten bu videoda paylaşma amacım sen de bunu yapabilirsin diye paylaşıyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sana güveniyorum.